eşitliği yani protestanlığı çıkarması kanuni devirdedir. Yani uzun oldu kanuni devirdedir. Kanuni süper devlet olduğu için süper devletliğin gereği olarak baktı ki Martin Luther'i öldürecekler ve bu inkılabı yarım kalacak. Hemen Martin Luther'i Osmanlı vatandaşı ilan etti. Kanuni süper devlet. Osmanlı vatandaşıdır dedi. Hiç kimse dokunamadı ondan sonra kendisine. Dokunamayınca çok rahatlıkla yaşadı ve protestanlığı ikiye böldü. Katolikliği ikiye böldü, protestanlık yaptı. Şimdi Amerika'da aynı şeyleri yapmak istiyor. Ama o kurt aslan hikayesini biliyorsunuz değil mi? Kurtun kuyruk tutmasını biliyorsunuz. Amerika'da aslanlara bakıp aslanlık yapmak istiyor. İnsan arslana bakıp arslanlık yapamaz. Arslan olacak ki arslanlık yapamaz. Osmanlı arslandı. Süper devletti. Süper devlet babalık yapıyordu dünyaya, aleme. Herkese yediriyordu. Eksiğini, noksanını tamamlıyordu. Onları muhafaza, himaye ediyordu. Adaletsiz bir yer olduğu zaman, zulüm, tahakküm, işkence olduğu zaman gidip oraya müdahale edip adaleti ikame ediyordu. Bunlar gibi adil, kendi kendine çalışan, halinde, vaktinde, yerinde olan bir devleti gidip fitneye verip orayı ateşe atıp çekilip kenardan seyretmiyor. Şimdi Amerika'da bu Martin Luther'i, İslam'ın Martin Luther'ini himayesine almış, güya İslam'ı ikiye bölecek. Yani ahkamsız bir İslam. Bu meselelerin imana giren tarafları var, İslam'a giren tarafları var. Onun için mecbur konuşuyoruz. Bizim siyasetle alakamız yok. Bu konuştuğum mesele imani, İslami bir meseledir. Amerika 1990'dan sonra BOP diye bir şey icat etti. Büyük Orta Doğu Projesi. Bunun ana temeli şu, İslam'ın kıvamını bozmak. Müslüman haccını yapsın, namazını kılsın, orucunu tutsun, zekatını versin. Bunların hepsini yapsın, devlet demesin, ahkam demesin, mahkeme demesin. Yani ahkamsız bir İslam. Baktılar İslam'ın önüne başka türlü geçemiyorlar. Mustafa Kemal'e yükledikleri yük de yarıda kaldı. Mustafa Kemal taşıyamadı, götüremedi, taşıyamıyor. O halde onun yükünü taşıyacak birini aradılar. Tam birini buldular. Tam birini buldular. Tam dişlerine göre. Martin Luther. Kendileri ismini koymuş. Ben koymadım. Kafamdan çok geçiyordu da. Ondan söyleyince ben de söylüyorum. Martin Luther. İslam'ın kıvamını bozmak istiyorlar. İslam'dan yeni bir pasifize edilmiş, bu tarafına vurduğun zaman öbür tarafını çeviren, ahkamdan uzak, sağma linek gibi yüver yemi sağ sütüyor. Bir, İslam çıkarmak istiyorlar. Esas bu işin dibinde yatan, bütün şu hadiselerin dibinde yatan şey bu. Bu kadar büyük maddi imkanlar sağlamalarının bütün bu dünya devletlerinin arkasında destek vermesinin sebebi bu. İslam'ı kıvamını bozarak tesirsiz hale getirmek. Ama Cenab-ı Hak yine Osmanlı topraklarından bir Osmanlı kanı taşıyan, Müslüman kanı taşıyan bir Selahaddin Eyyubi çıkarttı. Şimdi Yahudi de haline varasın, Amerika da haline varasın. O Yahudinin de oradan temizlenen zamanı yakındır. Bu sözü benden duyuyor. Ve Türk ordusu onları oradan temizleyecektir. Yahudi'yi yeryüzüne süpürecek olan gücün adı Türk ordusudur. Ve yakındır. Yani Martin Luther tutmadı. BOP projesi tutmadı. Milyarlar akıttılar.
milyarlar dolarlar attılar. Bu Irak kavgasının adı budur. Afganistan harbinin adı budur. Çıkarttıkları bütün karışıklıkların sebebi budur. Ama boş. İslam dini Allah'ın himayesindedir. Ona hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu bir türlü kabul edemiyorlar. Hep kumpas peşindeler. Hep kumpas peşindeler. Onlar kumpas kurdukça Cenab-ı Hak bir Abdülhamid çıkarıveriyor. Bir Selahaddin Eyyubi çıkarıveriyor. Hazinesinde bu. Bir tane çıkarıveriyor. Dünyanın dengelerini hafifte bırakıyor. İslam'a hakim gidiyor. Bu da yakındır inşallah. Evet.